aktiveleri başlıyorum. Bir tane daha verelim. Şebeke bağımız kapalı olduğu için buradaki akış birazdan duracak. Şebeke bağımızı açarak sızıntının büyüklüğünü görelim. Sızıntımız burada. Burayı biraz daha genişletelim. Göründüğü gibi iki adet kaçağımız var. Sızıntı veriyor. Şebeke bağımızı kapatalım. Basıncımızı görüyorsunuz barometrede. Basıncımız hızla düşüyor. Şimdi sisteme kimyasalımızı göndereceğiz. Pompalayalım. Kimyasalımızı sisteme gönderelim. Birinci deliğimiz kapandı. Sistemimizde altılar basınçlar. Ürünümüz çalışmasına devam ediyor. Az önceki deliklerimizde şu anda problem yok, kapandı. Şimdi yeni delikler açacağız. Yeni deliklerde ürünümüzü test etmeye devam ediyoruz. Buradan bir delik açalım. Kaçağımızdan dolayı basıncımız düşüyor. Şimdi basınç uygulayarak ürünümüzü sisteme göndermeye devam ediyoruz. Gönderelim, basalım. Ve ürünümüz kaçağı kapattı. Farklı bir noktadan yine deleceğim. Sistemimizde 8 bar basıncımız var. Buradan deleceğim, az önceki deliğin tam altından. Basıncımız düşüyor. Sistemimize kimyasalımızı basmaya devam ediyoruz. Basalım. Basmaya devam edelim. Zorluyor, kapatmaya çalışıyor. Basmaya devam edelim. Kapandı. Zorladığımız için az önce yukarıdan açtığımız delik tekrar açıldı. Şimdi o da kapanacak tekrar. Kapandı. Basmaya devam edelim. Tamam. Uygulamayı güçlendirmek için doldur boşalt yöntemi dediğimiz yöntemde sistem içerisindeki suyun bir kısmını boşaltıp basıncını düşürüyoruz. Pompamızdan basıncı düşürüyoruz. Basınç düşüyor, düşüyor, düşüyor. Tamam. Şimdi tekrar zorlayarak basmaya devam ediyoruz. Devam edelim basmaya. Basıncımız 12 bar.
herhangi bir problem yok. Sızıntımız durdu. Yükseltelim, zorlayalım, daha da zorlayalım. Dayanıklılığını arttırmak adına. Basmaya devam edelim. Şu an 14 bardayız. Açtığımız deliklerde hiçbir problem yok. Boru içerisinde daha önce 3 mm'lik ucumuzla deldiğimiz 4 deliğimiz burada beton içerisinde hala küçük bir düşüş var burada. Daha kalın bir uçta daha büyük bir delik açtığımız için buradaki çalışması devam ediyor. Basıncımız bu kaçaktan dolayı bir miktar düşüyor. Onarım devam ettiği için basıncın düşmesi 8 hatta 7'ye kadar devam edecek. Daha sonra sistem tamamen kapatacak. Renklendirdiğimiz ürünümüzü görüyorsunuz sistem içerisinde şu anda. 25'lik borudan bir delik açacağım şimdi. Ürünümüzü görüyorsunuz. Ürünümüz çıkış noktasından turuncu renkte çıkıyor. Basalım, bu kaçağımızı da kapatalım. Kapandı. Basıncımız tekrar 12 barda. Yükseltelim, basıncımızı 15 bara getirelim. Az önce 25'lik borudan deldiğimiz delikte artık kaçak yok. Dün yapmış olduğumuz uygulamada bugün sonuçları kontrol etmek için geldik. Burada ıslaklık ve damlamalarımız mevcuttu. Şu anda ıslaklık yok, damlama yok. Burada delmiş olduğumuz deliklerden dolayı bir onarım gerçekleştirmiştik. Buradan göründüğü gibi ürünümüz sızıntı noktasından dışarıya çıkmış. Burada da aynı şekilde 25'lik borumuz onarımını gerçekleştirdiğimiz nokta. Ürünümüz başarıyla onarımı gerçekleştirdi. Sistemimiz tamamen kapalı. Dünden beri hiç açmadık. Bir miktar düşüş yaşanmış basınçta ve tamamen sabitlemiş. Şu anda hiçbir alanda, hiçbir noktada sızıntı mevcut değil.